Tekrar merhaba arkadaşlar. Öğretim yöntem teknikleri dersinde birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi öğretim yöntem ve teknikleri dersinden arkadaşlar 30 tane soru geliyor. Oldukça fazla bir KPSS eğitim bilimlerinde sorunun geldiği bir konuyla karşı karşıyayız. Değişik arkadaşlar kaynaklarda bu ders farklı adlandırılabiliyor ama üniversitelerde öğretim ilke ve yöntemleri başlığı altında bu ders sunulabiliyor. Fakat biz dersimizi şöyle adlandıracağız. Öğretimde biraz daha kapsamlı olarak öğretimde kuramlar, yaklaşımlar, tabii yaklaşım kavramıyla kastettiğimiz strateji, yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler dersi arkadaşlar. Evet, bu derste sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Oldukça ayrıntılı ve kapsamlı bir ders olduğunu söylemekte fayda var. Peki öncelikli olarak şöyle başlayalım. Bunların kapsam alanlarına bakalım. Arkadaşlar, kuram, yaklaşımı, yaklaşım modeli, model yöntemi, yöntemde tekniği kapsamlı olmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla da kapsam açısından sınıflandırmamızı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani burada söylemeye çalıştığımız şey arkadaşlar, kuram yaklaşımı kapsamakta, kuram daha kapsamlı bir kavram. Yaklaşım modeli kapsamakta, model yöntemi, yöntem de tekniği kapsamını almaktadır. Peki bu kavramlar nelerdir? Şimdi bunların detayları üzerinde duralım arkadaşlar. Kuram dediğimiz şey, kuram, örneğin öğrenme kuramları, değil mi? Mesela bilişsel öğrenme kuramı ve davranışçı öğrenme kuramları var. Kuramlar arkadaşlar, öğrenmenin nerede, nasıl meydana geldiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla da buradaki kapsamda da bakacak olursak, bu arada hemen hatırlatalım. Yaklaşımla aslında biz stratejileri kastediyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda bu stratejiler diye de geçmektedir. Demek ki kuram öğrenmenin nerede, nasıl meydana geldiğiyle ilgili arkadaşlar hangi yaşta, hangi yaş kademelerinde gerçekleştiğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Arkadaşlar, öğretme yaklaşımları ise öğrenmenin okulda nasıl daha etkili gerçekleştirilebileceği ile ilgili veriler sağlar, bilgiler sağlar, bize yardımcı olur. Peki yöntem nedir? Model de gene arkadaşlar yaklaşımlara uygun olarak geliştirilmektedir. Peki yöntem nedir? Yöntem arkadaşlar, izlenmesi gereken yollar, amaca ulaşmak amacıyla izlenmesi gereken yollar. Teknik ise yöntemin uygulanışı. Teknik ise yöntemin en alt düzeyde uygulanış şekli olarak karşımızda durmaktadır. Arkadaşlar, öğretim kuramları ve yaklaşımları kuramsal bilgiler ve sistematik bilgi sağlar bize. Sistematik bilgi, sistematik ve kuramsal, bilimsel bilgi sağlar. Yöntem ve teknikler ise arkadaşlar daha somut ve uygulamayla ilgilidir. Daha somuttur
ve arkadaşlar uygulamayla ilgilidir. Peki öğretim yaklaşımlarıyla neyi kastediyoruz? Bu da arkadaşlar hedeflere ulaşmak amacıyla izlenen sistematik yollardır. Sistematik yol terimiyle hedeflere ulaşmak amacıyla izlenen sistematik yol, bilinçli, planlı, programlı, önceden tasarlanmış sistematik yol. Aynı zamanda bu öğretim stratejileri diye de geçiyor literatürde arkadaşlar. Arkadaşlar öğretim yaklaşımlarına baktığımızda öğretim yaklaşımlarının içerisinde hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini hemen biz görebiliyoruz. Çünkü yaklaşımlar öğretmen ve öğrencilerin, şurada ifade edebiliriz, sınıf içi rollerini belirler. Yaklaşımlar öğretmen ve öğrencilerin sınıf içi rollerini belirler. Bu çok önemli arkadaşlar. Biz hangi yaklaşım kullanıldığını gördüğümüzde, bildiğimizde biz bu yaklaşıma dayanarak öğretmenlerin sınıfçı rolleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte daha önceden denenmiş, belirlenmiş sistematik yollar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sistematik öğrenme, öğretme yoludur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu anlamda işini kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü öğretim yaklaşımları arkadaşlar, öğretim yaklaşımları, stratejiler denenmemiş, bilinmeyen, ilk defa ortaya çıkmış olan, gelişigüzel tasarlanmış arkadaşlar yollar değildir. Bunlar daha önceden denenmiş, planlanmış, programlanmış nelerdir arkadaşlar? Yollardır. Biz buradaki öğretimde kuramlar, yaklaşımlar, modeller, yöntemler ve teknikler dersimizde temel kavramlar başlığı içerisinde, dersimizin giriş aşamasında temel kavramlar başlığı içerisinde arkadaşlar bunların genelden özele doğru sıralamasını bu şekilde verdik. Demek ki kuramlar yaklaşımı, yaklaşımlar modeli, modeller yöntemi, yöntem de neyi kapsamaktadır arkadaşlar? Tekniği kapsamına almaktadır. Arkadaşlar hemen size şunu söyleyelim. Bazı yaklaşımlar davranışçı öğrenme kuramlarını, bazı yaklaşımlar bilişsel öğrenme kuramlarını, bazıları da yapılandırmacı yaklaşımını yapmaktadırlar, temeli almaktadırlar. Peki öğretim modeli nedir arkadaşlar? Arkadaşlar bu ise özellikle de öğrenmenin değişik yapılar içerisinde ve kazanımların somut olarak gözlenebildiği öğretme, öğrenme yardımcıları olarak değerlendirebiliriz. Neyi? Öğretim modellerini. Arkadaşlar öğretim modelleri de yine öğrenme kuramlarından etkilenmektedir. Öğrenme kuramlarını esas alırlar. Örneğin Glaser'in modeli, Gagne'nin modeli, değil mi arkadaşlar? Bunlar biraz öğretim modelleridir. İlerleyen derslerimizde biz bunların detay üzerinde ağırlıklı olarak duracağız arkadaşlar. Hemen size şunu söyleyelim. Öğretim modelleri mutlaka bir öğrenme kuramının bulgularını ne yapmaktadırlar? Kullanmaktadırlar. Dolayısıyla da öğrenme ürünlerini de sınıflamaktadırlar. Değişik kategoriler altında. Peki öğretim yöntemi nedir arkadaşlar? Öğretim yöntemi nedir? Biraz önce de tanımladık aslında. Öğretim yöntemi de kazanımlarımızı gerçekleştirmek amacıyla, hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla izlenen arkadaşlar düzenli nelerdir? Yollardır. Bu bağlamda şunu söylemekte fayda görüyoruz. Bir kere arkadaşlar mutlaka yöntemlerimiz belirlenirken öğrenci özelliklerinin, öğrenci ilgi ihtiyaç ve beklentilerinin esas alınması gerekir. Ve yöntemler de tıpkı yaklaşım ve kuramlarda olduğu gibi bir öğrenme kuramını esas almalıdır. Yöntemlerde arkadaşlar daha çok uygulama ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Kuramlar teori ağırlıklı iken yöntemler daha çok uygulama ağırlıklıdır. Amaca ulaşmak için kullanılan en kısa yollardır diyebiliriz. Peki öğretim tekniği nedir? Öğretim tekniği de yöntemlere ulaşmak amacıyla, yani yöntemin uygulama şeklidir diyebiliriz. Peki öğrenmede bizim bir takım temel kuramlarımız vardır. Nedir bu temel kuramlar? Bilişsel kuramlar var, davranışçı kuramlar var. Bir de arkadaşlar şöyle ifade edelim. Gardner tarafından geliştirilen ve eğitim sistemimizde
çok da fazla kullanılan çoklu zeka kuramı var. Özellikle de bizim ilköğretim programlarımızda, müfredat yapımızda çokça fazla karşımıza çıkan çoklu zeka kuramı var. Biz de zaten bu dersimizin kapsamı içerisinde bu bilişsel ve davranışçı kuramların özellikleri üzerinde duracağız. Ve aynı zamanda arkadaşlar çoklu zeka kuramı ile ilgili bir tablo yaparak çoklu zeka kuramının alt başlıkları, zeka türleri, burada kullanılan yöntemler ve özellikleri üzerinde detaylı olarak arkadaşlar duracağız. Dolayısıyla da öğrenmede temel